Güzellerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hayatım. Güzel bir güne hep birlikte merhaba diyelim. Şöyle balkondan bahçemizi, dağ manzaramızı izleyelim. Ondan sonra da Fatih Bey'e kolay gelsin diyelim. Fatih Bey iş başında. Kolay gelsin Fatih Bey. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Kapıyı yapıyor. Sinekliği. Sineklik, pardon. Kapı yapılmış zaten önceden. Kapımız evet. Var burada. Şöyle vardı. Fatih. Sürgülü sinekliği. Takım. Ama iyi olacak. Vallahi çok iyi olacak. Tabii tabii şey. En azından akşamları çekip daha fazla hava gelir. Tabii. Sıcak oluyor artık yani. Aynen. Kesinlikle. Pencerede var ama orası sürekli 7/24 açık. Ama içeri giren hava yetersiz geliyor bir şeyden sonra. Ama kapı açık olduğunda daha iyi olacak. Atarım şöyle. Atır atır. Benimkilere de bir hal hatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Fatih, ne güzel yapıyorsun öyle ya. Yaparım ben. Maşallah sana. Uzmanlık alanı. Diyorsun. Yani. Daha kahvaltımızı yapmadık. Geç kahvaltı yapalım dedik bugün. Fatih sinekliği halledince kahvaltımızı Allah'ın izniyle yapacağız. Sen erken bile geldin hatta. Nasıl daha yani? Daha geç gelirsin diye. Sen gelene kadar ben yaparım diye planlıyordum. Ha. Ben kalktın, yetiştin bana. Yetişirim. Bugün bir de bucağı inme planımız var. Bir market alışverişi yapalım diyoruz. Zeytin falan kahvaltılık. Sonra kuru bakliyatlardan alacaklarım var. Günlerden pazar bu arada. Şeye gidelim dediydi Fatih, dün dediydi ama işte Beko. Açık mıdır? Zannetmiyorum ben. Bakalım, bugün açıksa uğrarız. Sübürke alacağım güzellerim. Ne alacaksın? Sübürke. Hı? Sübürke. Tamam. Doğrusunu söyledim değil mi? Sana. Yine olmadı, idare eder artık. Ne sübürke. Süpürke. Aman diyemiyorum Fatih. Neyse işte. Kız sonundaki G'yi K gibi söyleme. Süpürge. Süpürge. Evet. Süpürge. Ama ben hızlı söylediğim için şey olmuyor. Süpürke. Süpürge. Ha, şimdi doğrusunu söyledim. Yani Ankaralılar K'ye G der. Sen de tam tersine G'ye K diyorsun. Dilim dönmüyor hayatım, dilim. Yani o zaman Ankaralıların da dönmüyor. Ankaralılara selam olsun. Selam olsun. Yarın hemşerim saydırlar. Evet. Fatih biliyorsunuz Kırıkkale Keskin'le başlayacağım mı şeye, delmeye? Delmeyeceğim ki. Normal şu eski vidalar var, onları çıkaracağım. Şu yerine koyacağım, hemen bir dakika sürmez bak. Hayır, matkabı görünce delik açacaksın zannettim. Yok yok, şey tornavida da. Ha. İstersen. Bir dakika dur, ver hemen birlikte takalım. Olur. Şeyi nerede yaptırdın Fatih, sinekliği? Bizim mobilyacılar sitesi var ya yan tarafta. Antalya'da değil mi? Aha. Benim iş yerine 150-200 metre yakın yerim. Kaça yaptırdın onu da söyleyelim. Evde mesela iki tane var. Zamanında sorun arkadaşlar olmuştu. 150 TL. 150. Ama çok kullanışlı oluyor. Vallahi billahi bizim evde dediğim gibi Antalya'da evde var iki tane. Nasıl güzel oluyor. Açıyorum böyle güzelce. İçeriye sinek, böcek, hiçbir şey girmiyor. Aynen öyle. Fevkalade mi? Fevkinde demiş. Kim demiş? Bülent Ersoy. Da selamlar olsun. Evet, Bülent Ersoy'a da selamlar olsun. Belki bizi izliyordur, belli mi olur? Sessiz sessiz. Aynen. İzleyebilir. Tamammış bu ölçüyü. Ben bitti işte. Bitti mi? Şey vidalayacaksın ya köşelerden. Düşer evet, lap diye. Direkt var mı? Böyle durdu işte.
Yok. Sen işini sağlam almadan bırakmazsın. Şöyle birazcık daha bahçeme bakayım. Daha bahçe turu yapmadım. Birazdan inerim. Güzelce gezerim. Bak bir tane daha domates kızarmış. Buradan gördüm. Sizlere de yakınlaştırayım mı? İnşallah görüyorsunuzdur. Ben şu anda ekrandan çok fazla sağlıklı göremiyorum. Neyse birazdan birlikte aşağı ineceğiz ya kahvaltıdan sonra. Bakarız bir. Şu manzara var ya, şu manzara. Her şeye değer. Nasıl güzel. Evet, ellerine sağlık. Nasıl güzel oldu. Aynen. Seçim daha güzel olur. Evet, evet. Bir de şuradan sağlamlayacağım. Buradan mı? He. Ortadan bir de atarsak daha güzel olur. Ben de şey yapayım o zaman. Sen oraya vida atarken kahvaltıyı hazırlayayım. Aynen. Ondan sonra oturalım kahvaltımızı yapalım. Pek küçük ya. Kıyamıyor koparmaya. Aynen mini minnacık. Aynen şu kadar bir şey. Ha dedim kahvaltıda bahçemizin domatesinden bir yiyelim. Ama pek küçük. Başka var mı acaba? Tam onun gibi de kızaran yok ki. İyice bak bakalım. Neredesin? Göremiyorum seni. Efendim? Neredesin? Göremiyorum diyorum. Burada. Yok yok. Kırmızıları da giymişsin. Kırmızı domates topluyorum. Deme. Uyumlu oldu. Şurada bir tane büyük var ama o da şey. Birkaç gün daha beklemesi lazım. Hadi beklesin bakalım. Ben bu küçüğü alayım ya. Alalım. Bakayım. Yakından bakayım. Ay nasıl güzel kokuyor. Bir de salatalığa bakacağım. Göster bakayım bir. Efendim? Göster bakayım. Hadi bakalım. Çok tatlı. Burada yok. Nane aldım. Aa biber. Biber alayım bir tane. Aynen. Bir tane de biber aldım.
Fesleğen de alacağım. Mis gibi oldu yumurtalar. Fatih Bey'in isteği üzerine bol tereyağlı. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum Fatih. Çok seviyor. İyi yaptın. Akşam tereyağını... yatarken aklıma geldi. Efendim? Akşam yatarken aklıma geldi, canım çekti diye. Allah Allah. Vallahi. Deseydin kalkar yapardık. Hemen 3-4 tane sabah, kırardık. Sabah kahvaltısı için yani. Ya. Benim de en sevdiğim tereyağını eritip ekmeği banmak. Müthiş oluyor. Şunu kesmeye kıyamadım. Şu güzelliği. Ama maalesef bunu üçe böleceğiz. Pay edeceğiz. İlk bununla başlayalım kahvaltıya. Şöyle vereyim. Bak bakalım tadına Feyza Hanım. Domates gibi. Yo, çok güzel. Güzel mi? Azıcık tuz atayım üstüne. Tuz mu? Hı-hı. Tuzsuz bile çok güzel. Bence de tuzsuz yemeliydim Fatih, ya, tadına bak. Varmak için. Ver bakayım. Elimize sağlık. Tuzlu gibi değil mi? Çok güzel. Çok güzel böyle. Yok. Ekşi ekşi böyle şey şey tadı var. Çok şirin bir tadı var benimkiler. Nasıl anlatayım sizlere? Gerçekten çok güzel. Biberlerimiz. Şöyle 3 tane büyüğünden kopardım. Diğerleri daha ufak. Bunu da merak ediyorum acaba. Tadı. Tatlı mı, acı mı değil mi? Tatlı. Fatih Bey. Kahve yapayım mı? Neredesin? Göremedim seni. Kahvaltıdan sonra hemen attı aşağı kendini. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Balkonda. Birazcık sohbet ederiz. Bir taraftan kahvemizi yudumlarız. Durmuyor. Fatih Bey durmuyor. Maşallah. Tamam. Ben yapayım kahveyi. Sana seslenirim. Tamam. Buyurun Fatih Bey. Teşekkür ederim Eğitim. Şimdiden afiyet olsun. Ya onu oraya koydum. Sofra. Oraya koydum. Çok... Biraz esinti hani şey olsun, engellenir diye. Essin canım. Aşırı essin, tamam mı? Çok iyi koymuşsun. Şöyle biraz daha yatık koyacaksın ki dur, devirmesin. Dur. He, yatık koy, tamam. Şimdi istediği kadar rüzgar essin. Oradan esince bayağı şey oluyor ya. Pirtine çıkmadıktan sonra devrilmez. Diyorsun. Heh. Esiyor da, alev esiyor bugün. Dün serindi mesela, bu kadar çok sıcak değildi. Bugün baya sıcak ve esintisi de alev. Dün biraz da orası yüksekti ya. Doğru. Buraya göre. Doğru dedim. Yükseklik farkı var yani, 300-400 metre daha yüksek. Ağlasım tarafı mis gibiydi. Dediği gibi yüksek olunca. Aynen. Daha serin. Hem bahçelerdesin zaten. Yeşillik, ağaç. Aynen. Güneş görünmüyor ki. Gölge. Ama şükürler olsun. Burası sıcak. Sıcak da nemi yok. Şükür. Şimdi Antalya'da olsak. Gölgede oturabiliyorsun, ne güzel. Antalya'da ya gölgede de olsanız oturamıyorsunuz. Her yeriniz terliyor. Şakır tıpır, şakır. Tıpır.
Gene de halimize şükür. Şükür şükür. Bak bu laf denesin de. Zaten sıcaklar fena gelecek diye geçen hafta verdiydi yani. Ben haberlere bakmıyorum ki. Sen en azından arabada yolculuk molculuk yaparken radyoyu dinliyorsun haberleri. Ben sürekli haberi dinlerim zaten ben. Buraya geldiğimden beri öyle çok fazla haberleri takip edemiyorum ya. Bakamıyorum. Kendin olmuşsun bir haber. Aynen. Ben olmuşum bir haber. Ne güzel söyledin. Öyle derler. Bir şey oldu mu? Şöyle şöyle olmuş. Kendim olmuşum zaten öyle. Yani. Şalvarım dolandı bacaklarıma. Uzatacağım. Dolandı. Bunlar çok güzel ama. Şalvarlar mı? He. Renkleri falan. Bazı arkadaşlar yazıyor. Ya diyor şalvarlar diyor çok kötü, çok çirkin. Hani böyle giyiyorsun sürekli işte kızlara da giydiriyorsun falan yazmış arkadaşlar. Hayatım bilmiyorum neyini beğenmedin. Renkleri falan mesela cıvıl cıvıl. Birçoğunuz çok beğeniyorsunuz. Hatta aramızda yazan arkadaşlar var. Şalvar akımı başlattın diye biz de artık evde giyiyoruz. Konu komşu bizden gördü onlar da giyiyor diye. Ne güzel işte. Ya birincisi boş verin siz rengini, desenini falan, duruşunu, görüntüsünü de. İnanılmaz rahat. Serin. Çok tabii. Rahat. Yani renginden menginden tabii insan kumaşçıya gittiği zaman rengini de kendi zevkine göre alıyor cıvıl cıvıl ama her şeyinden geçtim. Rahatlığına diyecek yok. Ya hem rahat hareket ediyorsun bahçede mahçede. Tabii. Oturuyorsun kalkıyorsun ondan yani, sonra. Yani. İncecik ne güzel şey. Tabii kumaşı ince, rengarenk cıvıl cıvıl. Yani olsun. Şükürler olsun. Yazmış arkadaşlar da hiç hoşumuza gitmiyor yeter artık şalvar giyme çok çirkin oluyor falan. Kızlara da giydirdin kendin giydin bir de onlara giydirdin falan diye. Onlar da çok seviyorlar. Onlar heves ettiler zaten daha gelmeden biz tabii, de isteriz diye. Rahat rahat tavsiye ederim bak bir deneyin. O beğenmeyen sevmeyen arkadaşlar bilmiyorum şey giydiler mi böyle şalvar ama bir deneyin rahatlığına alıştığınız zaman her yerde böyle şalvar giymek isteyeceksiniz. O kadar rahat. Yani. Şimdi stretch coat giysen. Hele yazın. Kışın bile ben böyle kot giyiyorum tamam da yazın. Ay Antalya'nın sıcağında şimdi stretch coat dedin tüylerim diken diken oldu. Yapış yapış. Yani onu bir giyemiyorsun zaten bir içine gireceğim diye. Anasını çıkarırken ayrı bir sıkıntı. Onu böyle asıl asıl. Ay yok yok. Gözünü seveyim şalvar. E canım onu yazarken bile tavsiye etsinler bari. Ne giyelim? Ne bileyim hani eşofman altı belki hani giyebilir. Evde mesela Antalya'da eşofman altı. Bundan sonra Antalya'da da böyle şalvar giyeceğim ben. Buradan götüreceğim 2-3 tane. Ya da hani oraya da diktiririm. Ben bundan sonra şalvar. Bak temizlik yaparken, oturup kalkarken, yemek yaparken, yatarken şalvar tavsiyemdir. Yani çok rahat, güzel. Rahat. Yani bilmiyorum hani çok sık gördükleri için belki de hani şalvar falan sıkılmış olabilirler. Hani bir de eşofman altı giy falan diye mi bilmiyorum onu yazmamışlar. Tavsiyede bulunmamışlar sadece sevmediklerini belirtmişler. Yazarken tavsiyede de bulunuyor yani şunu giyelim. Bugün ne giysem, yarın ne giysem, öteki gün ne giysem. Üç gün üst üste şalvar o dediklerine. Üç tane saydın hem ya. Hem ne giysem diye düşünmezsin işte. Tavsiyelere uyar. Sıradan. Ben memnunum ya. Olabilir herkesin zevki şeyi farklı. Herkes aynı şeyden hoşlansaydı dünya zevkli olmazdı. Düşünsenize hepimiz şalvar seviyoruz. Hepimiz işte kahve seviyoruz ya da hepimiz aynı anda çay seviyoruz falan. Tabii ki değişiklik. Böyle fikir, düşünce, zevkler. Ne demişler? Farklı olacak. Ne demişler? Erkoğun kendi bacağından asılır. Damışsın de saksan vur beline kazmayı. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Tartışılmaz, aynen. Kiminin hoşuna gider, kimisinin gitmez. Ya şunu da söyleyeyim. Mesela ben bir yudum alayım da öyle söyleyeyim. Ben yarıladım sen. Aynen ben konuşmaktan doğru dedim. Şunu da söylemek istiyorum. Yaş ilerledikçe daha çok rahatlık istiyorsunuz.
Ben bunu işte 3-4 seneden beri daha bir farkına vardım. 20'li yaşlarda. Topuklu ayakkabı. Kesinlikle ne spor giyerdim ne babet. Benim normal terliklerim bile topukluydu. Böyle böyle ya, kocaman kocaman. Koştururdum. Şimdi düşünüyorum, evde var topuklu, zor giyiyorum. Böyle bir tuhaf yürüyorum böyle şey. Nasıl koşturuyormuşum bilmem. Mesela o dar kotlar, dar bodiler, onlar bunlar falan böyle şey gibi. Zaten eski videolarında, çok eski videolarında kokoşluğumu da biliyorsunuz. Var var, şey de var. Ayakkabılarım diye bir video var. 40 çift topuklu ayakkabı. Ama çok sevirdim. 40 mıydı? 39 muydu? Ay o kadar yok canım, sende de etme öyle. Ne 40'ı daha neler. Var var. Yok yok. Ebru Yücel ayakkabı yazdınız mı çıkarırız? Ya yani. Videosu var. O zamanlar istenmişti. Hani bana dendiler, dedi arkadaşlar o zamanın izleyicileri işte. Hani kışlık yazlık ayakkabılarını gösterebilir misin diye öyle bir video çekmiştim ben, ama öyle Fatih'in dediği gibi 40 çeşit ayakkabı falan yok yani. E niye çekmişsin böyle, ayakkabıların önüne başlıyor, koridordan devam ediyor. Çiftiyle 40'tır o. Teras üst kata çıkan şeye, merdivenlere böyle dizmişsin böyle, dönüyorsun. Daha neler. Yukarıda bitiyor. Bir ayakkabı mağazasında o kadar, senin anlattığın kadar yok. Abartma. Ay adam şey ama diyeceğim. Ama pek güzel ayakkabılarım var be. Güzel, renk, topuklu falan. Ya onu diyeceğim, yaşım ilerledikçe bir giyemiyorum. Ondan sonra hep böyle düz artık. Bundan sonra şey aldım hep yani, ondan sonra, neyden sonra fikrim değişince, rahatlığa alışınca hep böyle sandaletler, spor ayakkabıları, daha rahatım. Bu yaşla da alakası var biraz. Tabii bazı gençlik yine spor falan seviyor, topuklu sevmiyor ama çoğunluğunda böyle bir... Aman sustum. Artık Umre'ye hacca gittikten sonra da mes lastik giyersin işte. Giyerim, ne var? Allah'ım bana o günleri de göstersin. Amin. Bana o günleri de göstersin inşallah. Yani her mevsimin bir şeyi var. Ayrı güzelliği var. Tabii. Her yaşın ayrı bir tarzı var. Kesinlikle. Rahat rahat. Özetle bak, şalvardan konu nerelere geldi. Rahat yani. Rahatlığı istiyorum bundan sonra. İyi bana o zaten. Yani görüntü falan bilmem ne, hani böyle şey, tabii ki görüntü, giyim tarzı falan da bakımlı şık olsa güzel olur ama bence hem rahat hem şık. Nokta. Ay. Senin gençlik fotoğraflarındaki şeyler, elbiseler, kıyafetler falan ne kadar güzel mesela. Şimdi çirkin mi Fatih? Hayır, işte o zamana göre de bir de çok tarz yapıyor musun yani böyle o 20'li yaşlarda. O gömlekler, şeyler, badiler. Saten gömleklerim. Aynen, pantolonu. Uydurmalar, böyle renkler, kotlar, kumaşlar, o topuklularla falan böyle takım kıyafetlerim, ceketler, kumaş pantolonlar ama. İş yerinde çekindiğin fotoğraflar var mesela. Evet. Orada arkadaşıyla, işte arkadaşıyla beraber. Evet. Durmadan birbirle. Ay kulağı çınlasın ya, Özlem de ismi. Evet. Bir aralar fuar şirketinde çalışmıştım ben. O zaman ne giyimler be. Ne fotoğraflar çekinirdik Özlem'le. Şak. Bir de poz veriyorlar böyle şeyde. Masada iş yapıyormuş, çalışıyormuş. Yani çalışıyormuş. Özlem patron çalışıyor dedesini. Fotoğrafları. Ay. O zamanlar böyle YouTube daha çok şey değil. Oo, kaç senesinden bahsediyorum? Daha 22-23 yaşlarından bahsediyorum. 2000'ler. Evet. Ne YouTube, ne Face. Face hele yeni çıkmıştı. Bilmiyorduk. İngilizceydi bir de. Özlem'in İngilizcesi vardı. Ama benim şey olduğu için Özlem'e de okuttururdum işte. Hayır, bir de fotoğraflar da şey, o eski telefonlar falan çözünürlük düşük ya. Evet, bulanık. Şu hani minik, sadece ekranda küçücük fotoğraf gördüğün. Bir Ericsson'um vardı, kırmızı. Fotoğraflar da bulanık hakikaten. Şimdi oho, şimdi kendini çekiyorum böyle, sonra resmine bakıyorsun. Allah Allah, bu kim acaba falan diyorsun ya. Aynen ya. Resme montaj yapıyor. Yani o telefonlar. Benim ilk telefonum Ericsson'du. Kırmızı değil, mavi.
Samsung aldım, aklım ona gitti. Sonra kırmızı, o kameralıydı. İlk aldığım telefon öyle kameralı değildi zaten. Şey, kameralı. Sen kesin şu sürgüllerden de kullanmışsın. Aynen, ben çok severdim böyle şöyle sürgülü telefon ya da şöyle kapaklı. Onlar. Vay, gene eskilerden konuştuk. Vallahi. Kıyafetten, şalvardan nerelere geldik. Ben de biri geliyor zannettim. Yok, gelmiyor mu? Ses duydum. Feyza inmiş. Feyza, ana bu da vallahi hayalet sessizce gibi. Sessizce. Saat oldu 2:30. Biz kahveyi içtikten sonra azıcık daha balkonda sohbet ettik Fatih Bey'le. Şimdi de bucağa iniyoruz. Bir bucak havası alalım değil mi Feyza? Evet. Şeyi konuştuk. Acaba bu akşam Antalya'ya gitsek mi, gitmesek mi diye. Gidip pazartesi, salı Antalya'da olup çarşamba geri dönerim diye söyledim Fatih'e. Olur dedi o da. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne Feyza? Günler şaşıyor değil mi burada? Evet. Perşem tertesi. Perşem tertesi. Günler hakikaten burada şey. Günler şaşırdı. Öyle söylemiş. Pazar. Günlerden pazar. Bugün tatil yani. Enişten evde ya. Doğru, eniştem de. Ya ya. Arabada giderken de konuşuruz Antalya işini. Eğer var ya, ben bu akşam Antalya'ya gidersem videoyu burada sonlandırırız. Eğer gidersem videoyu sonlandırdıktan sonra çıkarım. Bir günde ara vermeyi düşünüyorum benimkiler. Bir güncük. Hem kendimle ilgileneyim eve gidince Antalya'ya, hem de evimle ilgileneyim. Eğer ben yarın gelmezsem bilin ki bu kadın Antalya'da. Eğer gelirse köyde göreceksiniz zaten. Hadi bakalım hayırlısı. İyice onu konuşup ayarlayalım da. Fatih de şey diyor, eğer diyor gidecek olursak diyor, neden diyor alışverişe gidiyoruz? Dedim gidelim. Hani köye gelirken şey olmayalım. Markete uğra, köye gel. Zaten durup duracağımız Antalya'da 2 gün. Alacağım da kuru bakliyat. Fatih bana bakıyor. Bir Feyza. Yollarda kadının çenesi düştü diyor. Susmak bilmiyor diyor. Öyle bir bakış attı Fatih bana. Marketten önce Beko'cuya geldik ama kapalı. Süpürge bakacaktık. Maalesef kapalı. Neyse. Haftaya bakarsın. Olur. Acelesi yok. Güveci aldım. Sonunda güvecimi aldım. Hemen sizlere bir göstereyim. Marketten geldik. Şöyle masanın üzerine aldıklarımızı yerleştirdik. Birazdan sizlere teker teker göstereceğiz. Bu arada Tahtakale Market'ten şöyle çok güzel şapkalar aldık kendimize. Fatih takalım dedi. İyi dedim, takalım. Benimki görüyorsunuz turuncu. Feyza'nınki mavi. Fatih Bey'inki de böyle kahveli. Yeşil gibi. Koyu yeşil gibi, böyle haki gibi çok güzel bir rengi var. Ne olduğu belli değil. Öyle bir renk aldı. Kız bunu kapatma. Bu ne çıkıyor? Ay çok sevindim bu güvece ya. Valla. Ne kadar almış? Satan arkadaş garantisini verdi. Abla dedi, eğer dedi çatlarsa, patlarsa, kırılırsa getir dedi. Yenisini vereceğim. Biz kendimiz de kullanıyoruz dedi. Annesi de kullanıyormuş bundan. Çok güzel dedi, odun ateşinde yemek yapıyor annem dedi. Öyle bir sohbet ettik çocukla. Bir tane aldım. 40 liraydı bu. Dem Feyza, evet 40 lira. Mamak çömlek. Dün evet geçti, evet, onu da dedi. Ya. Mamak. Ağlasın giderken geçtik ya. Ankara mamak, mamak değil. Bu başka bu mamak. Burdur mamak. Aynen öyle. Orada imal ediliyormuş. Şöyle. Ben bunu kullanmadan önce şey yapacağım. İyice yağla, sıvı yağla yakacağım. Kızdıracağım böyle.
Ondan sonra yemek yaptığımda bilginiz olsun sizin de. Mesela bunun içi sırlı değil canlarım benim. Sırsız. Benim Antalya'daki evde kullandığım hem sırlı hem sırsız. Biliyorsunuz iki tane var. Böyle sırsız olduğunda eğer yağla yakmadığınızda yemek yaptığınızda toprak kokuyor. Mutlaka önce bir sıvı yağ ile yakın. Ondan sonra yemeğinizi pişirin. Bilginiz olsun. Önce ben de o şekilde yapacağım. İlk yapacağım yemek de etli kuru fasulye olacak. Allah'ın izniyle şurada. Ateşimizi yakacağız. Hemen o zaman oraya kurayım bir ateşi. Hemen kur. Hemen kur. Neyden başlayalım Feyza? Ama bizimkiler fazla mı uzak kaldı? Şöyle iyi. Evet, sen onu oraya koy. İlk başta bakliyatlar. Şöyle Tahtakale Market'in kırmızı mercimeğini aldım. Bunun fiyatı 11.49. Pirinç yine Tahtakale Market. Bu da 20.39. 2 kilo. Mercimeğimiz kaç kilo? 1.5. Bu da 1.5 kilo. Yeşil mercimek. Bu da ne kadarmış? 14. 14 TL. 7.90. Okuyamadım. Doğru değil mi? 14. Ha, 14.62. 1.800 bu da. Onu da koydum. Bir paket şefliye. Arpa şefliye. Sonra bir paket makarna aldım. Yarım kilo siyah zeytin aldım. Evde birazcık var. Bunu da üzerine ilave edeceğim. Sonra şöyle Pınar'ın kahvaltılık macarını aldım. Bir tane de Torku markasının sosisini aldım. Şu şekilde. Bir de sucuk. Cumhuriyet sucuklarından. Şu şekilde. Bir tane Doğuş markasının küp şekeri. Pınar markasının da süzme peyniri. Kahvaltılıklarımız bu kadar mı? Yok, bu kadar değil. Fatih onları Bey'in vazgeçilmezi. Sonra. Efendim? Yani onları yedikten sonra üstüne... Evet. Cila. Fatih önce böyle şey yapar. Tuzlu, ondan sonra tatlıya geçiş ve kahvaltıyı bitirir. Bitirir. Torku. Bir de şöyle fındık ezmesi aldık. Çoko kremin. Edrin de onu çok seviyor. Aynen. Zaten şimdi gideceğim ya, giderken kardeşlerimi aradım. Hem Belgin'i hem Berlin'i. İkisine de söyledim. Belgin'e dedim şimdi Feyza'yı sana bırakacağım. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Biz bu akşam Antalya'ya gideceğiz güzellerim. Gideceğiz Allah izin verirse. Ve inşallah çarşamba günü burada olacağız. Feyza'yı işte hemen annesine bırakacağım. İkisiyle de dediğim gibi konuştum. Çarşamba günü tekrar buradayız. Ecrin ve Derin de gelecek. Ya iki tane... Sekoğun birer kiloluk. Sonra şöyle kakao aldım. Bir tane hamur kabartma tozu, bir tane de vanilya. Evet, gıdalar sanırsam bitti. Şöyle de patates var. Aynen. Birazcık da patates aldık. Şu çöp poşetleri. İki büyük, iki orta, iki de küçük. Parex markasının çöp poşetleri. Teyza da şöyle minik minik lastiklerden aldı. Biliyorsunuz saç örgüsü yapıyor. Bunlar ona çok lazım oluyor. Şu bebe lastikleri. 3 tane aldı. Fatih Bey de şunları aldı. Evet, şöyle gondoldan. Buzluk. Buz kalıbı. Böyle bol bol içeceklere atmak için. Aynen. Dolapta yani bir tane var. Fatih'e yetmiyor. Onları aynen çıkartıyor. Dedi iki tane daha alalım, bak, koyalım. Bak altlarda silikon. Kolay çıkıyor. Şöyle bastırıp çıkarmalık. Mavi olan yuvarlakmış Fatih. Tamam, bu da kare. O da kare. Şekli önemli değil. Soğukluğu önemli. Yeterince dondursun, bana yeter. O kadar. Evet, şöyle etiketini de çektireyim. Onu yıkayacağım ben. Yıkarken çıkartırım. Ben de kendime şöyle bir tane tokmak aldım. Bak ceviz de kırılır ona değil mi? Ay düşüyor zannettim kız. Hem et döversiniz hem ceviz kırarsınız. Böyle bir şey. Fındık fıstık da kırılır. Aynen. Fındık da kırılır. Dediğin doğru Feyza. Şimşir tokmak. Şimşir tokmak. İsmi de şey şimşir. Şelbaşa şimşir tarak. Şapka. Derler atalarımız. Şöyle el havlularından aldım mutfak için. İki tane. Ve de
pişirme kağıdı. Sonunda aldım. Bir tane de buzdolabı poşeti. Bu kadar. Bir de deterjanlarımız var. Evet, bu kadar deyip şey yapıyorum. Burada da benim deterjanlar. Fatih şöyle biraz çeksek ya. İlk başta şu Astolist'i bir göstereyim. Vazgeçilmezim ABC sıvı deterjan. Biliyorsunuz ne kadar çok sevdiğimi. Sonra pur çözüm. Bak ben bunu yeni gördüm. Sizler gördünüz mü? Severim ben pur çözüm markasını. Sirkeli yüzey temizleyicisi. Doğal lavanta yağı esanslı diyor. Mutfakta, banyoda, zeminde kullanabiliyormuşsunuz. Dur bakalım deneyelim, bir test edelim. Şu dışının, şekilde. Dışının rengini güzel yapmışlar. Evet evet, yeşil. Şurada da lavanta var. Lavanta şeyi var. Sirke var. Bir deneyeyim de memnun kalırsam sizlere de şey yaparım. Tavsiye ederim ama şu hakikaten bu marka gerçekten ürünleri güzel oluyor. Sonra Domestos'un şu leke çıkarıcısı. Geçenlerde diyordum ya kilimi yıkamıştım leke çıkmadı diye. Bir tane aldım buraya dursun. Çamaşırlarda, kilimlerde kullanırım bunu. Efendim? Enişteme diyorum. Enişten. Onunla mı uğraşıyor? Son etiket sökücü. Feyir Beyir. Bulaşık deterjanı. Elde yıkama. Onu da koyduk. İki tane de hobi markasının duş jelini aldık. Feyza ile ikimiz bayıldık bunların kokusuna. Özellikle Feyza bu maviyi çok sevdi. Gerçekten kokusu çok güzel bunların. Harika kokuyor. Bu arada şarjımız da bitiyor. Fatih Bey, Fatih Bey. Acele et. Dur. Acele ettiğimde de elim ayağıma dolanıyor. Bunu da annem için aldık. Feyza ile ikimiz şampuanlar bölümüne bakıyorduk. Teyze dedi, anneannem dedi bu şampuandan kullanıyor ve hiçbir yerde bulamıyor. Öyle mi dedim, ben de al bir tane. Bu anneme gidecek. Ne yazıyor? 60 yaş sarımsak. Üstü. 60'ı duymasın vallahi bile. 60 anne. 60 yaş üstü, evet. Şu şekilde. Kaynanaya selam olsun. Evet. Onu da koydum. Şöyle iki tane Elidor'un saç kremini aldık. Bunları deneyeceğiz Feyza'yla. Biri yıpranmış saçlar için. Diğeri de zayıf ve mat saçlar için. Bir dakikada süper diyor. Aynen, bir merak ettim, deneyelim. Ay elim ayağıma dolaştı dedim ya, işte şey yapıyorum. Bu da yine benim demirbaşım. Yıllardan beri bu Garnier'in saf ve temizinden vazgeçemiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Yüz temizleyici. Evet. Tamam mıdır? Tamamdır. Bir çırpıda gösteriverdik. Aynen. Aldıklarımızı. Bunları yerleştirdim ondan sonra. Aynen. Ver elini Antalya. Ver elini Antalya. Allah'ın izniyle. Canlarım benim. Şimdi bizler gidelim. Videomuzu sonlandıralım. Az önce sizlere dedim ya, arabaya binmeden önce bir gün olmam artık. Yarın değil de ondan sonraki gün. Yarından sonra inşallah tekrar birlikte oluruz. Bir gün bir istirahat edeyim. Evimle ve kendimle ilgileneyim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.